Ee, şeye gideceğiz. Demirtaş'la Sinan Oğan arasında bu arada bir tartışma var. Şunu söyleyeyim. Demirtaş cezaevinde, Selahattin Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen çok etkin. Bir de Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olduğunu düşünseydiniz nasıl bir seçim propagandası atmosferi içerisinde olurdu kendisi ve kitlesi de onu zaten sizlerin takdirine bırakıyorum. Bir pusula göndermesi yaptı. Ve bu pusula da dikkat ederseniz Erdoğan, Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan. Yani Muharrem İnce ile Sinan Oğan yerine de Erdoğan'ın kafalarını koydu. Şu mesajı vermek istiyordu. Yani siz çekilin. Onun yerine aslında onun adına e, fayda sağlıyorsunuz demek istiyordu. Buna ilk cevap veren de manidar cevap veren de tweet'ine baktığınızda kim diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan oldu. Sonuçta siyaset bir kin, intikam, öç alma aracı mekanizması değil. Sorun çözme aracıdır. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Yeni mesajında bileşik oy pusulasını paylaştı Demirtaş. Ama bir farkla Kılıçdaroğlu'nun dışında diğer tüm adayların yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Selahattin Demirtaş'ın mesajı Kılıçdaroğlu dışında verilecek her oyun Erdoğan'a yarayacağı yönündeydi. Demirtaş o fotoğrafa bir de not düştü. Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende Sosyal medya paylaşımlarını son günlerde sıklaştıran Demirtaş seçim matematiğine vurgu yaptı. O paylaşıma tepki ise Ata İttifakı'ndan geldi. Türkiye seviyeli siyasete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Demirtaş'a senin kafan matematikte bir tek bölme işlemine çalışır diyerek tepki gösterdi. Selahattin senin kafan matematikte bir tek bölme işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma. Unutma, matematikte çarpma işlemi de var. Ülkemizdeki herkesin tüm renkleriyle, tüm kökenleriyle Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız. Şimdi aslında siyasiler arasındaki tüm tartışmalar keşke böyle olsa. Yani seviye düşük değil hatta zekice bir cevap da vermiş Sinan Oğan. Çünkü e, şimdi e, Selahattin Demirtaş zeki bir insandır. Attığı tweetlere baktığınızda, konuşmalarına baktığınızda ve o zekilikte cevap vermek gerekiyor. Sinan Oğan da o zekilikte aslında vermiş. E, bir seviyesizlik yok ama o cümlenin içerisinde bazı sözcükler e, ne düşündüğünü de anlatıyor. Mesela orada bölme kelimesi var. Selahattin senin kafan matematikteki bir tek bölme işlemine çalışır. Yani sen aslında e, sen, partin vesaire gibi sen bölücüsün demek istiyor. Ama onu çok enteresan bir şekilde dile getirmiş. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak devam ediyor. Bize bulaşma. Unutma matematikte çarpma işlemi de vardır. Yani biz çarpabiliriz de adamı demek istiyor. Yani bu aslında ustaca verilmiş bir cevap. Ha, siyasetçinin zaten zeki olanı önemli. Ve bu zeki siya e, siyasetçilere de ihtiyacımız var. Böyle atışmalar olabilir. Bu atışmalarda devam edecek diye düşünüyorum. Ama gerçekten Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı bambaşka bir siyasi atmosfer olacaktı. Bir vatandaş Zeynep Hanım dört işlem dedik bugünkü tabelaya insanımızı çarpıp bölüp çok güzel bak güzel bir mesaj insanımızı çarpıp bölüp çıkarmak yerine bir araya toplayalım artık Fatih Bey dört işlem demiş aynen katılıyorum birlik zamanı ve insanların birbirlerine kindarlıkla, öfkeyle bakma zamanı değil insanların birbirine güler yüzle tebessümle bakma zamanı hoşgörüyle bakma zamanı işte değişimi, mutlak değişimi bu yüzden de istiyorum. Belki yeni gelenler sağlayabilir diye. Umudum değişim yönünde benim.